sahnede görüşmek üzere. Evet değerli dostlar, fonsuz, patronsuz ve korkusuz Türkiye'nin tek özgür ekranı Radikal Tahammülsüz'de sizle birlikteyiz. Tek özgür ekranı çünkü neden? Hiçbir yerden destek almıyoruz. Hiç kimseye de boynumuzu bükmüyoruz. Hiçbir şekilde kimseye boyun eğmiyoruz ve ayakta kalmaya devam ediyoruz. Yarın akşam bizim Radikal Tahammülsüz ekibinin önemli bir kısmı için keyifli bir akşam olacak. Çünkü baba sahnede kapalı gişe oynayan Radikal Tahammülsüz müzikal gösterisine bir gün kaldı. Ben yarın sahnede olacağım arkadaşlarımla birlikte. Bizimle beraber olan bütün dostlarımızdan yarın görüntüler vereceğiz. Oradan Görkem de canlı kısa bir yayın yapacak. Dostlarımız gelmeye başladı. Mesela Ayşe'yi gördüm hemen. Zübeyde'leri bekliyorum. Bugün Ayşe arkasından Ayşe'yi gördüm. Berin Hanım'ı gördüm. Güneş geldi. Hoş geldi Güneş. Güneş gibi geldi diyelim. Bu arada yurt dışından Cafiye nerede bilmiyoruz. Kamber nerede bilmiyoruz. Bülent geldi. Hoş geldi. Emre'yi bekliyoruz. Yurt dışından bize destek olan dostlarımız neredeler? Onları da hep beraber burada paylaşmak, görmek istiyoruz. Hepsiyle birlikte de bir arada olmayı istiyoruz. Bugün çok önemli konular var. Dün deprem oldu İstanbul'da. Milletin yüreği ağzına geldi. Aslında deprem o kadar da şaşıracağımız ya da korkacağımız bir şey değil. Çünkü bekliyoruz bunu. El Patron Pablito. Çok merak ediyorum El Patron Pablito. Biletini aldı mı? Ankara Sanat Tiyatrosu'ndaki gösteriye. Çünkü Ankaralılar biletleri almaya başladılar. Beyhan bizim ekipten yarın misafirleri o karşılayacak. Bu arada askıda biletlerimiz var. Hafta sonu gerçekten yurt dışından dostlarımızın büyük katkısı oldu askıda biletler için. E-mail vereceğiz. Oradan bize ulaşabilecekler. Adem geldi. Hoş geldi. Dostlarımız teker teker aramıza katılıyorlar. Desteklerini veriyorlar. Her zaman olduğu gibi Tanju'nun da aramıza katılmasıyla birlikte kadro yavaş yavaş tamamlanıyor. Abdullah bize her alanda destek olan bir dostumuz. O da şu anda aramızda. Ve Ankara'nın cengaveri. Ben o salonu doldurmazsam adam değilim demiş Beyhan'a. Ben biraz abartarak söylüyorum. Celal orada olacak. Birinci seansı doldurduk mu ikinciye gireceğiz. Sevim Makineci Bursa için bizden haber bekliyor. Onu da halledeceğiz inşallah. Birazdan Sevinç Aksüt'te gelir. Nursel merhaba ve hoş geldin. Yurt dışındaki dostlarımız, Facebook'taki dostlarımız, onlara da teşekkürler diyoruz. Deniz'cim de geldi. Deniz askıda biletler için duyuruyu sürekli yapalım. Arzu hasta yatağından bize yazıyor. Arzucum Bonnie'de kucağında galiba. Evet, Arzu'ya da merhaba diyelim. Pınar nerede bakalım? Pınar'ı da göreceğiz biraz sonra. Tuğçe geldi. Yarınki gösteriye gelecek mi bakalım Tuğçe? Yarınki gösteride hakikaten yer yok. Misafirlerime bile yer bulmakta güçlük çekiyorum. Bugün bir misafirim iki kişilik yerini iptal etmek zorunda kaldı. Hastalandığı için elinde iki davetiye kaldı. Yani Nezih'cim hoş geldin. O da bizimle birlikte oldu. Tülin geldi. Ne güzel. Dostlarımız yavaş yavaş toplanıyorlar. Tam 10 geçe herkes toplandığında neden bugün Seda ile birlikte olacağımızı da size anlatacağım. Bu hafta çok yoğun bir konuk trafiğimiz var. Ali İbrahim her zaman olduğu gibi Antalya'dan geldi. 17'sinde ayın Ocak'ta Antalya'ya bir konuşma yapmaya geleceğim. Akşam rakı içeriz herhalde. Bedir Brüksel'den bize yazmış. Hoş geldin Bedir. İyi ki geldin Bedir. Yurt dışı desteği çok önemli Bedir. O yüzden varlığınızı hissettirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafından yaptığımız bu yoklamayla biraz sonra gündeme vereceğim. Julia Miami'den. Bye Julia. Şimdi Julia Earth.
Türkçe anlıyor demek ki bizimle konuşuyor, yazıştığına göre Miami'den selamlar diyor. İşte yurt dışının en dışı, yani yurdun dışının dışını. Evet, kıymetler, kıymet hanımefendi geldi, Zübeydeler var, kıymet gibi Yusuf geldi, Finlandiya. Yusuf'cum ne kadar da güzel Finlandiya'da olmak, ben de görmek istediğim ülkelerden birisi. 3,5-4 dakika sonra gündem verip program başlayacağız. Yaşar Kemal Tekin, o da hoş geldi bizimle. Bugün çok önemli bir takım meseleler söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu tarafından götürdüğü operasyona bakacağız. Zeynep sen de hoş geldin. Aynı zamanda Kadıköy Belediye Başkanı adayının kim olduğunuzu da açıklayacağım. Karar sizin. Gülşen geldi. Gülşen bizim sıkı dostlardan biri. Bazen bana da muhalif ediyor. Fethiye, Beyhan. Evet, kadro yavaş yavaş toplanıyor. Gündemde o kadar ilginç şeyler var ki Ali Bulut da bizimle birlikte. Çok utanmazca olan şeyler var. Çok düşündürücü şeyler var. Çok da Gülşen hoş geldin. Hakikaten artık kibirli davranışlar var. Onları da göreceğiz. Fevzi. Hoş geldin Fevzi. Evet dostlarımız Facebook'takiler de yavaş yavaş gelirler. Ayşen Güler, diş hekimi Ayşen Hanım. Bize çok büyük katkı yaptı. Sanıyorum bugüne kadar 10 civarında askıda bileti de o bağışladı. Çok büyük iş. Günaydın Enver Bey. Deprem üzerinden neredeyse bir yıl geçti. İstanbul için neden önlemler alınmıyor? Kimle konuşsak hiç kimsenin evine basılmamış bu kadar eski ve çürük yapılaşma deprem karşısında duramaz. Doğru. Hep beraber hayatta kalanlar kalabilirsek ertesi günde zaten açlıktan falan öleceğiz. Dolayısıyla bu iktidar sürecinde ve aslında genelde işimiz Allah'a kaldı. Bol bol dua edin. Cennete gitmek için de mücadele edin. Naci Hoca bizde olacak ama yani bana kalırsa işimiz Allah'a kaldı. Dolayısıyla evinizde erzak varsa 2-3 parça bulundurun, düdük bulundurun işte, öttürün aşağıdan ben buradayım diye. Öleceğiz yani. Ondan sonra da çıkacak Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ölüm doğumun fıtratında bağlayacak. Doğru, doğan herkes ölür de nasıl öldüğüne de bakmak lazım. Bu da önemli. Bunun da altını çizelim. Evet, Kamber geldi. Kambersiz düğün olmaz esprisini yapmıyoruz biliyorsunuz. Hoş geldin Kamber. Çayımızı da içtik. Tülin bizimle birlikte. Birazdan çok önemli detaylar vereceğim de biraz ahali toparlansın. Bir rol geldi. Bir zamanlar belli yoktu. Yani var, her gün de konuşamamıştık. Arkadaşlar şu ışığı değiştirebilir miyiz yine benim? Bugün tıraş oldum, yani sahneye çıkacağız diye havam var yani, bari görünsün. Evet değerli dostlar, Melek Özmen geldi. Hilal beni arıyor. Program arasında aramaları engellemek için bize öğüt verenler kendileri. Melek'ciğim sen de hoş geldin, iyi ki de geldin. Evet, yavaş yavaş 1,5 dakikamız kaldı. Başlayacağız. Beyhan Füsun, o da hoş geldi. Facebook'taki dostlarımız da geliyor. Yurt dışındaki arkadaşlarımızın itici güç olması beni mutlu ediyor. Cengiz Hoca ile yapılan konuşma, yani bizim söyleşimiz, inanılmaz hoş bir etki olmuş. Ayşen diyor ki hafta sonum romanlarınızla geçti. Romancılığınızla gazeteciniz kadar inanılmaz başarılı. Çok teşekkür ederim. Benim romancılığımın başarılı ve başarısızlık ölçüsünü dostlarımın böyle koymasından memnunum. Yazarlık hayatımın en sevdiğim iş. Şimdi tiyatroyu da döndüğüm için memnunum ama umarım yarın gelen dostlarımız, kitapları orada imzalıyorum, romanları da konuşur da biz burada edebiyat felsefe konuşmaya devam ederiz. Diyeceksiniz ki peki Seda ile ne konuşacaksınız, anlatacağım. Seda dün kendisi aradı. Ahmet Türk Bey, o da hoş geldi. Birazdan da başlayacağız gündemimize. Evet, son bir dakikamız var. Ardından meseleyi konuşmaya. Erol sen de hoş geldin. Buranın yayınları hep gündem oluyor. İyi ilerliyoruz bence. Doğrudur, hep ilerliyoruz. Gündem oluyor. Bazen öyle biraz böyle vaziyeti idare ediyoruz. Erol Bey aynı zamanda sıkı muhalif, bana da muhalefet ediyor ama seviyor burayı. Ben öyle isimleri de severim. Mücadeleci, kavgacı, güzel. Serdar, Enver İzmir'de olacak mı? Durum nedir? İzmir'de bir teklif var. Salonu bulmak mümkün olabilecek. Olursa hep beraber bu işi birlikte başaracağız. Önce bu salon işini halledelim. Uğur'cum sen de hoş geldin. Yakışıklı Uğur, kravatlı Uğur. Evet, 24 saniye sonra gündem verip başlayacağız, sonra devam edeceğiz. Fonsuz, patronsuz, korkusuz ama mutlaka radikal tahammülsüz ikimiz. Mehmet Ali Erbil ile Acun arasında bir tartışma oldu ve bu tartışmada çok enteresan bir şey oldu. Seda'nın o söylediği benim dikkatimi çektiği için Seda gece dedi ki yarın konuşalım mı? Yalnız şunu söyleyeyim, Gökhan Zan'ı iptal ederek Seda ile
görüşmüyoruz. Gökhan dün aradı. Abi dedi, ben Antakya ile ilgili detaylı bilgileri salı günü vereceğim. Senin için uygun mu dedi. Dolayısıyla pazartesi boşalmıştı. Ben bu hafta 5 güne de konukla size ulaşacağım. Çünkü önemli olduğunu düşündüğüm meseleleri biraz konuklarla da konuşalım istedim. Seda dedi ki, Mehmet Ali Erbil şu anda tırnak içerisinde loser, kaybedenler kulübü, marjinal bir hale geldiği için söyledikleri eski yaptıklarına denk düşüyor dedi. Halbuki eskiden ya da hayatının şu ya da bu döneminde yaptığı hatalar ya da kusurlar söylediklerinin yanlış olduğu anlamına gelmez dedi. Ben de böyle düşünüyorum. Yani bir suç dünyası varsa, örneğin bir medya dünyasında üçkağıtçılık varsa, Mehmet Ali Erbil'den daha iyi bunu kimse bilemez. Mehmet Ali Erbil'in söylediği şey benim öteden beri söylediğim bir şeydi. Yani sıradan bir muhabir olan Acun Ilıcalı'nın önlenemez yükselişinin ne olduğunu Mehmet Ali Erbil anlatmış, kamuoyuna söylemiş. Seda da perde arkasını anlatacağım dedi. Bu beni neden ilgilendirir? Ben şundan dolayı ilgilendirir. Türkiye'de popüler kültürü yaratanlar aslında Türkiye'deki insanların entelektüel varlığını ortadan kaldırmak isteyenler. Cengiz Hoca ile konuştuğumuz mesele. O yüzden oradaki insanları sosyolojik olarak da anlamamız lazım. Seda da burada hem gerçek habercilik tarafından hem de magazincilik tarafından gördüm. Sevgili Emre abim, dün Ankara'da yapılan Ankara İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda benim canım kızım kızlarda birinci oldu. Gururla kızın başarısını paylaşıyorum. Satranç erkek sporudur diyenlere gelsin. Kızlarda birinci oldu diyorsun. Böyle bir saçmalık olur mu? Beyinler yarışıyor. Kızlarla erkekleri de maç yaptırsınlar. Bizim kızımız kazansın. Kutlarım Tülay seni. İkinci bir mesele. İYİ Parti ile ilgili olarak Ekrem İmamoğlu Meral Hanım'ın canına okudu. İstanbul'daki bütün ilçeler ve Büyükşehir Belediyesi'nde ulufe dağıtmaya devam ediyor. Ve Seda Algül. Dolayısıyla Ekrem Meral Hanım'ı perişan etti. Yani acayip bir intikam oluyor. Ama eğer Ekrem kaybederse İstanbul'u, o zaman seyreyleyin gümbürtüyü. Bir diğer mesele Hurşit Güneş, kendisinin profesör olduğunu biliyoruz. Siyasette genel başkan yardımcılığı yaptı. Güneş ailesinden geliyor. Çok ayıplanacak bir tweet attı. Onu göreceğiz ve bir meselenin ne boyutta olduğunu göreceğiz. Milli Eğitim Bakanı tarikat ve cemaatlerle artık işimiz devam edecek dedi. Ve Kadıköy'ün belediye başkanı adayı olarak bakın kimi düşünüyorlar, onu göstereceğiz size. Bu arada savcı odasında tabir caizse iç çamaşırıyla bulunmak çok da kötü değil. Onu diyorum işte, yani kategoriye ayırmaları çok ayıp bir şey. Utanmazlar. Evet, şimdi bu savcı odasından mı bakalım? Allah aşkına şu memleketin hali nedir ben anlamış değilim. Kadınlar istediği gibi giyinir, kabul. Ama kılık kıyafetinizi giyip bir imtiyaz sağlarsanız o iş öyle olmaz. O fotoğrafı bir getirsene, ben de yeni gördüm. Adliyede savcı odasından ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim notuyla paylaştığı fotoğrafta gündem olan avukat Buket Nurşah Tek Işık'tan yeni açıklama geldi. Ailesi maddi durumunun iyi olduğunu söyledi. Ben bu meseleyi anlamadım. Hanımefendinin kılığına kıyafetine karışmak benim haddim değil. Ancak savcı odasında olmak, oradan fotoğraf paylaşmak ve ya kazanırım demek ve tırnak içerisinde bu fotoğrafta sanki bir kadın olmaktan avantaj sağlıyormuş gibi bulunmasını yadırgadım. Savcı odasından fotoğraf gidinle paylaşın bakalım. Hiç öyle bir şey olmaz. Bir kere bunu Türkiye'nin sosyolojisi açısından şöyle tahlil etmemiz gerekiyor. Demek ki savcı odasından böyle fotoğraf paylaşacak kadar yakın ilişkiler kurulabiliyor. Bu ilişkilerin illa cinsellik imasını yaparak söylemiyorum. Üç ahbap çavuş ilişkisi anlamında da söylüyorum. Hakeza savcıların da hakimlerin de elbette ki insani zaafları olabilir ama zaten bunlara önlem almak için ölçü konmuştur. O ölçüyü aşılmasına izin verildiği an sapla saman birbirine karışır. Ne bu fotoğrafı, ne bu fotoğrafta söylenenleri, ne de bunun maksadını hiç anlamadım. Türkiye uçurumdan aşağı giderken sefaletin, rezaletin, bunu kokuşmuşluğun ve toplumsal anlamda düşünsel ve ahlaki ölçütlerin kaybolmasına bağlı olarak koruyorum. Bunu yine kısa kısalar için bir dakikalık yapalım Görkemciğim. Bu bir. Geçelim ikinci meseleye. İYİ Parti'deki istifa meselesi. İYİ Parti çok
enteresan bir şeye geldi. Kılıçdaroğlu'na kurduğu tuzaklara, yani mezarını kazdı Meral Akşener. Fakat o mezara Ekrem İmamoğlu pıt onu itti. Ve şu anda üzerine de toprak atmaya devam ediyor. Akşener'in partisi 31 Mart günü tabela partisi olacak. Türkiye için de iyi olacak. Çünkü Akşener Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı seçiminde uzun süreli olarak halkı kandırdı ve üstelik de daha da öteye giderek müesses nizamın bekçisi olduğunu ve o müesses nizamın bekçisi olarak da Cumhur İttifakı'nın doğal üyesi olduğunu ortaya koydu. İBB Grup Başkan Vekili Akşener'in Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan tekrar seçilmişti ve partiden istifa etti. Belli ki Ekrem Bey ulufe dağıtıyor ve bolca da dağıtarak İyi Parti'yi bitirecek. Ekrem Bey de maşallahı var. Ekrem Bey, yani namı diğer Sayın Ekrem İmamoğlu, siz öyle dememden hoşlanıyorsunuz. Mesleği müteahhitlik babasından dolayı böyle bir aile geldi. Harun doğru söylüyorsa ama işte vekilleri vesaire var ya, o vekiller de gider yakında, o açıdan söyledim. Evet, şimdi gelelim Ekrem Bey'in İstanbul'umuzun Kadıköy'üne uygun gördüğü kişiye. Kadıköy'ün belediye başkan adayı büyük olasılıkla bu bey olacak. Bu bey Hakan Şişik. Yabancılara konut satışı daha da artmalı diyen ve Kadıköy'deki müteahhitlik meselesinde en önde giden, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %85.2 oranında arttığını belirten, sektörün ayakta kalması için satış oranının artması gerektiğini söyleyen, bildiğiniz, bu işlerden dolayı semirmiş olduğunu anladığımız Kadıköy'ü bir ihale, bir müteahhitlik merkezine dönüştürecek olan, doğal olarak da Ekrem Bey'in çok severek bu işi vereceği bir isim. Neden? Çünkü Ekrem Bey de müteahhit. Dolayısıyla müteahhitlerin dili, dini, ırkı önemli değildir. Müteahhit müteahhittir. Betona tapar. Betondan hareketle hem kentin canını okur, hem de zaten betona tapanlar iktidarda bugün. Onlarla arasında da bir fark olmaz. Yani örneğin tanrısı tırnak içerisinde söylüyorum. Tanrısı giderek para olan, tanrısı giderek beton olan ve buna dini bir kılıf bulan insanların Hakan Şişik'le mesela ne gibi bir şey olabilir? Kopukluğu ya da Hakan Şişik'ten ne gibi bir uzaklaşması, ne gibi bir anlaşamayacağı alan olabilir? Hakan Şişik Bey müteahhit. Yabancılara konut satalım diyor. Hatta içinde biz de olmak suretiyle Kadıköy'de satalım diyebilir. Dolayısıyla müteahhitten belediye başkanı olmaz diyor Müge. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı müteahhit. Hatta böyle ballandıra ballandıra da söylüyor. Ben adama ayaküstü ev satarım diyor. Sanki domates patates satıyor, milletin parası varmış gibi. Sayın Ekrem İmamoğlu. Onun da Kadıköy'e uygun gördüğü bey bu. Bu beyle ilgili size bilgi vereyim. Murat Ongun Bey'le çok yakınlar. Bu beyin eşiyle Murat Ongun Bey'in eşi arkadaş. Murat Ongun İstanbul'dan kaybolup yurt dışına gitmişti ya. İzinli olarak gitmişti. Onu da altına çizmek istiyor. Seday, niye yayına veriyorsun? Yurt dışına gitmişti ya, orada götüren, getiren ve belli ki yediği içtiği ayrı gitmeyen kişi de bu. Yani Kadıköy'ün pazarlanması konusunda bir müteahhit geliyor. Eğer Kadıköy bu müteahhitlerle yönetilmeye kalkarsa yeni dönemde, Ekrem Bey'in arayıp da bulamadığı fırsat olacak. Yani hakikaten İmamoğlu Türkiye'yi de kendisine benzetecek. Türkiye'yi betondan bir ülke yapacak. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ihanet ettik demişti. Çok şükür ihanetine İmamoğlu'yla devam ediyorlar. Ve İmamoğlu'yla Erdoğan'ın ikiz kardeş olduğu ya da bir elmanın iki yarısı olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Gerçekten Türkiye'nin İmamoğlu'ndan hızla kurtulması lazım. Hızla kurtulması lazım. Eğer böyle yükselirse Erdoğan'ın yerine gelecek ve Erdoğan ailesinin, Erdoğan gillerin yerine İmamoğulları ailesi gelecek. Gördüğünüz gibi aynı mantık, aynı anlayış. Biri biraz daha laik, biri biraz daha az laik. Ama ikisi de tek adam. İkisi de İstanbul'u mahvetti. İkisi de Türkiye'de kendi tarikat cemaat ilişkileri içerisinde aynı zamanda Anavatan Partisi geleneğine sahip çıkıyor. İkisi de maşallah Kur'an okuyor, ezberden okuyor. İkisi de hacca gidiyor. İkisi de hacdan fotoğraf gönderiyor. İkisinin de eşleri First Lady olmaktan hoşlanıyor. İkisinin de sarayı var. Birinin şimdilik belediye sarayı var. Birinin kendi sarayı var. Ve netice itibariyle Ekrem İmamoğlu çok ağır bir
bedel ödetecek Türkiye'ye. Çünkü öyle görünüyor ki Erdoğan'dan sonra AKP kalmayacağına göre, şimdi de CHP kalmadı zaten. AKP ile CHP tek parti olacak. Dolayısıyla tek parti olduğunda da yani AKP ile CHP tek parti olduğunda ampul içinden 6 tane ok çıkartacaklar. Oklar ok değil, ampul ampul değil. Dolayısıyla İmamoğlu ve Erdoğan ikilisi bir elmanın iki yarısıdır. Eğer İmamoğlu ile mücadele etmezseniz Erdoğan'la da mücadele edemezsiniz. Eğer İmamoğlu durdurulamazsa Erdoğan geleneği Türkiye'de egemen olacak. Nedir Erdoğan geleneği? Şu anda Erdoğan siyasal İslamcı Erbakan geleneğinden gelmiyor. Şu anki hali Turgut Özal geleneğinden geliyor. Turgut Özal da zaten tarikatçı, cemaatçiydi. Anavatan Partisi ile birlikte darbeyle ortaya çıktı. Erdoğan da bir darbeyle ortaya çıktı. Hangi darbeyle ortaya çıkıyor? O darbenin de altını çizelim. O darbenin adı Bülent Ecevit'in katledilmeler. Gülşen diyor ki böyle yapmayın lütfen. AKP'ye yarıyor diyor. Allah Allah, biz telefonu kapattık ama bir dakika, ben bir daha bir kapatayım şunu. Yani iyi beceremiyorum burada. Neyse. Gülşen diyor ki böyle yapmayın lütfen. AKP'ye yarıyor konuştuklarınız. Ekrem İmamoğlu'nu kim belediye başkanı yaptı? Kılıçdaroğlu da demek ki bu kadronun içinde. Teker teker konuşalım. Böyle yapacağım. Çünkü halkı uyarmak benim görevim. Ekrem İmamoğlu bütün toplumu esir almış durumda şu anda. Vefası yok, ihtiraslı ve tek adam. Yani Erdoğan'daki her şey onda da var. Konuştuklarımızın AKP'ye yaraması diye bir şey söz konusu olamaz. Aydın ve düşünen bir insanın AKP ile CHP arasındaki bir fark olmadığını bugün ikimize görmüş oluruz. Ekrem İmamoğlu'nu kim belediye başkanı yaptı? Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin en temiz, en sağlıklı, en doğru kararlarını veren adamı dediğimi hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu seçerseniz Ekrem İmamoğlu müstahak olacak. Bence İstanbul'a üçüncü bir aday çıkmalı. Fatih Maçoğlu olmalı ve Fatih Maçoğlu mesela, Fatih Maçoğlu etrafında Ekrem'i kenara atıp toplumcu bir belediye başkanı için gönül rahatlığıyla oy vermeliyiz. Ekrem'in Türkiye'de siyaset sahnesinde kaldığı her dakika Erdoğan geleneği güçlenecek. Şöyle söyleyelim, Ekrem İmamoğlu'nu, Sayın İmamoğlu'nu AKP'nin başına koysanız fark eder mi? Etmez. Neden? Buyurun işte gösterelim. Milli Eğitim Bakanı'nın lakırdılarına bakalım. Milli Eğitim Bakanı'nın lakırdıları nedir? Diyor ki tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz. Peki Ekrem Bey'in Türkiye'de hemen hemen bir tane mevlüt kaçırmadan, bir tane kandil kaçırmadan, Filistin toplantısı kaçırmadan, efendime söyleyeyim belediyelerin iştiraklerinde, kurumlarında, hiçbir yerinde laiklik gözetmeden bütün geçirgenliği yapıp kendi makamında Kur'an okutup başkanlığını öyle asmak dahil din tacirliği yapmadığını söyleyebilir misiniz? Lütfen hemen şey yapalım, bizim Görkem yapsın. Erdoğan'la Ekrem Bey'in yan yana şu şeyde bir fotoğrafı vardı ya, Haç'ta fotoğrafı vardı. Bence o fotoğrafı paylaşmak dinen değilse bile ahlaki olarak ayıptır. O fotoğrafı bulursun sen. Bu bey, adını da ilk defa duydum, Yusuf Tekin. Diyor ki açıkça çocuklarımıza tecavüz edilen, çocuklarımızın yakılıp yıkıldığı, asansörlerinin çalışmadığı, yemeklerinin sağlıklı olmadığı ve bütün bu koşullarda Türkiye'de tarikat cemaat bataklığına giren, menzil tarikatının devletin içinde devlet olduğu açıkça ortaya çıkan bir dönemde ben bunları yapmaya devam edeceğim diyor. Bu gücü nereden alıyor? Saraydan alıyor. Bu gücü kimden alıyor? Erdoğan'dan alıyor. Erdoğan bunu niçin yapıyor? Türkiye'deki yabancı nüfusla birlikte bunları birleştirip Türkiye'deki cumhuriyetin dibine dinamit koymak istiyor. Cumhuriyet nasıl savunulur? Radikal savunulur. Nasıl yani? Şeyh Said'e karşı duracaksın. Tarikatlara, cemaatlere karşı duracaksın. Dinin bildiğimiz yaşamsal alandan tamamen çıkarılmasını sağlayacaksın. Ve bütün bunların dışında bir de mücadele edeceksin. İmam hatipleri kapatacaksın. Sınırlı sayıda meslek okulu haline getireceksin. Ki o da laiklik koşuluna uygun olabilmesi için diğer dinlerdeki ya da diğer mezheplerdeki insanlara da benzer eğitim verilebilirse. Devam ediyorum. Üniversitelerdeki teolojik çalışmalar dışında, ilahiyat fakülteleri dışında bütün bunlar, imam ve hatip ihtiyacı varsa, eğer ki bence yok, fazlası var, bütçesi de anormal, bu meseleleri sistemde bir müdürlüğe indireceksin. Hiçbir şekilde devlet eliyle halka din enjekte etmeyeceksin.
Sayın İmamoğlu biliyorsunuz dünyada olmayan, hiçbir İslam ülkesinde olmayan Kandil gününde İstanbul'daki konserleri iptal etti. Dolayısıyla hani şey vardır ya, aslından yani orijinali Erdoğan ondan da ileri gitmeye çalışarak laikliği tamamen ortadan kaldırdı. İşte buyurun, solda İmamoğlu, sağda Erdoğan. Bunların arasında bir fark, bu fotoğraflar arasında bir fark görüyor musunuz? Anket yapalım. İmamoğlu ile Erdoğan arasında fark var mı? Yaz bakalım anketi. Bu fotoğrafta dursun. Anket 5 dakika sürsün. Hemen verin oyları. Buyurun. Bakın. İmamoğlu sinsi sinsi gülüyor. Ben diyor İstanbul'un her tarafını gerekeni yapmaz mıyım? Siz orayı doldurun. Erdoğan da diyor ki ulan biz yapıyorduk ne güzel. İstanbul'un canını okuduk. Türkiye'nin de canını okuduk. Bu İmamoğlu benden genç. Geliyor benim koltuğu alacak diyor. Halef selef. Gördüğünüz gibi ne altı ok var ne ampul var. Duruş, tavır, her şey aynı. Dolayısıyla ikisi arasında Ege Amucu diyor ki İmamoğlu daha kapalı, güzel. İkisi arasında ideolojik olarak hiçbir farkın olmadığını, ikisi arasında dünyaya bakış olarak hiçbir farkın olmadığını, sadece Ekrem İmamoğlu'nun yalandan ağzında Atatürk lafı olduğunu, Cumhuriyet Bayramı'nı bize Seda Sayan'la falan, pardon Sibel Can'la, Mazhar Alanson'la kutlatan bir adam olduğunu, bize salonlar vermemesini geçtim, ben istemiyorum zaten, hiç başvurmadım ama kültür sanat hayatında üç ahbap çavuş ilişkisi ile İstanbul'u idare ettiğini, yalakalardan hoşlandığını, yalakalarla birlikte olmaktan memnun olduğunu ve sürekli Özgür Özel'i tokatlayarak onun itibarını sarstığını söyleyeceğiz. Bir fotoğraf, bir video göndermiştim Görkem, onu gösterir, anlayın İmamoğlu'nun nasıl bir adam olduğunu. Orada Görkem bulursan İmamoğlu şey diyor ki, Özgür İmamoğlu'ndan izin alarak konuşma yapıyor. Bak o videoyu bul. Çok enteresan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı düştüğü duruma bakın. Neyse Milli Eğitim Bakanı ha Ekrem İmamoğlu Bey'in Milli Eğitim Bakanı olmuş. Ha Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Milli Eğitim Bakanı olmuş. Hiçbir şekilde fark etmez. Gelelim utanmazlıkla sınır tanımayan Hurşit Güneş Bey'e. Hurşit Güneş herhalde olabilecek en ayıplı cümleyi bir Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanımız olarak kuruyor. Ayşe Naz adlı İrem Efendi demokratik hakkını kullanarak diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasına 106 gün kaldı. Böyle bir olasılık yok ama Ayşe Hanım'ın gönlünden geçen bu adı belli. Biz Aleviler diyor, operasyoncu Ekrem'e oy vermeyerek yerel seçimi kaybettirip Kemal Bey'i tekrar genel başkan yapacağız. Ekrem İmamoğlu'na oy vermemesi için ikna ettiğim kişi sayısı 39 oldu. Seçimlerde görüşeceğiz diyor. Şimdi Ayşe Hanım Efendi'nin bu sözleri söylemesi doğrudur, eğridir, Aleviler adına konuşur konuşmaz bu ayrı bir şey. Ama kendisi Alevi ve yakın çevresiyle ilgili bu duyguyu taşıyor. Kemal Bey'in bu kavga devam edecek diye bir fotoğrafını koymuş. Hak, hukuk, adalet demiş ve Kemal Bey'in de böyle bir talebi olmadığını da bugüne kadar işittik ya da duymadık. Fakat Ayşe Hanım'dan alıntılayarak Hurşit Güneş Bey, Ayşe, Alevi, CHP'ye oy vermeyin diyor acaba. Günlerce TT olarak kaldı. Şimdi çok kritik dönemden geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Alevilik, Sünnilik falan gibi meselelerle uğraşacağına varsılık, yoksulluk, eşitlik, özgürlük, adalet gibi sorunlarla uğraşması gerekmektedir. Tüm siyasi partilerde olduğu gibi. Zaten Alevilerin duygusal olarak kırıklığı, kırgınlığı, Alevilere toplumda her türlü aşağılama yüzyıllardır yapıldığı için zaten var. Dolayısıyla tıpkı Kürt meselesinde olduğu gibi Alevi yurttaşlarında, Türkiye'de ezilen kadınların da, Türkiye'deki hatta çok ağır son dönemde bedel ödeyen, benim herkesten çok sevdiğim hayvanların da çilesi bitmiyor. Siz eğer, o kalsın lütfen, o kalsın lütfen. Siz eğer Hurşit Güneş Bey, kendinize bu tweet'i atmaktan dolayı bir utanma payı koymuyorsanız ben bir şey diyemem. Bunun üslubun ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Şöyle diyebilir Ayşe Hanım, Cumhuriyet Halk Partili olmak kişiler üstüdür. Bu söylediğiniz şeye paylaşmıyorum. Kaldı ki değerli Alevi yurttaşlarımızın da partisinden kopacağını zannetmiyorum. Bak bu bir laf, bu bir lakırdı. Tamam mı? Bunu anlarım. Ama Ayşe, Alevi, CHP'ye oy vermeyin diyor. Acaba? Ne demek? Ne demek? Yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde, zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır sırtında taşıyan kesimin tamamı yorgun, yılgın ve gerçekten sıkıntılıyken,
dönüp de burada sizin özellikle bir Alevi vurgusu yaparak tekrar bunu öne getirmenizin manası ne? Çok tehlikeli buluyorum bu işleri. Türkiye'nin varsılık yoksulluk meselesini tartışması gerekiyor. Türkiye'nin eşitlik adalet meselesini tartışmasını gerekiyor. Ha, Ayşe Hanım'ın hayal ettiği gibi 106 gün sonra Kemal Bey'in genel başkan olacağı kanaati sizde var mı? Bende yok. Böyle bir talebi olduğunu da zannetmiyorum ayrıca. Meselemiz de o değil. Ama böyle dedi diye de özellikle bir Alevi vurgusu yapmanın çok ayıplı olduğunun da altını çizmek isterim ben. Tablo bu. Seda'ya gideceğiz. Bir dakikalık ara vereceğiz. O bir dakikalık arada özellikle altını çiziyorum. 20 Ocak tarihli elimizde sınırlı sayıda ama bugün bitirebileceğimiz kadar sanıyorum bir 15-20 adet geldi. Yurt dışından geldi çünkü. Askıda bilet var. E-mail adresi gelecek. O e-mail adresine hemen telefon numaranızı yazarak gönderirseniz bugün öğleden sonra ya da yarın biletlerinizi almış olursunuz. Askıda biletleri almanızla birlikte de bizim konuğumuz olursunuz. Şunun altını çizmek istiyorum. Radikal Tahammülsüz Ekranı'nın farkı ne? Radikal Tahammülsüz Ekranı çok izlenme kaygısının önünde ilkin insanlarla birlikte hakikati ortaya koyma arayışı içerisinde olan bir kanal. Ve bu kanalın varlığını, çıtasını daha çok yukarı taşıyabilmek için siz değerli dostlarımızla birlikte de mücadele vermeye devam ediyoruz. Seda gelecek birazdan. Konuşacağımız konu medyanın perde arkası, belki de pislikleri. Seda benden çok daha fazla şey söyleyecektir. Bir dakikalık molanın ardından Mehmet Ali Erbil ve Acun meselesi üzerinden aslında Türkiye'de medyadaki ilişkiler, zenginleşme ve aslında Cuma günü hocayla konuştuğumuz kapitalizmin tıkır tıkır işlerken popüler kültürün nasıl egemen olduğu ve haksız kazançlarla nasıl şöhret elde edildiğini bir bir konuşacağız. Önemli. Magazin konuşmuyoruz. Popüler kültürün toplumu nasıl çürüttüğünü, popüler kültürün nasıl Recep Tayyip Erdoğan'ı yarattığını, popüler kültürün nasıl Ekrem İmamoğlu yarattığını, siyasal gücünü de anlamış olacağız. Bir dakika ardından buradayız. Lütfen hemen e-maillerinizi atın ve biletlerinize de sahip olun. Sahnede görüşmek üzere. Evet, değerli dostlar, zaman zaman YouTube erişiminde bazı yerlerde sorun olmuş. Görkem anket sorusunu göremiyorlarmış. Anket sorusunu tekrar soralım. Bir getirelim fotoğrafı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Ekrem İmamoğlu arasında fark var mı yok mu diye sorduk. Var ve yok diyeceğiz. Sol tarafta Sayın Ekrem İmamoğlu, sağ tarafta Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bence birbirlerine de yakışan bir elmanın iki yarısı. Burayı da bence şey olarak kesebiliriz yani bir tane bundan Görkem. Arkadaşlar ya bu Reels ne enteresan bir şeymiş. Bir cümle kuruyorsunuz bütün Türkiye'ye gidiyor. Seda sevgi Seda hazır herhalde. Gelmeden şunu söyleyeyim. Bugün sevgili Seda ile konuşacağız. Yarın Gökhan Zan, çarşamba günü Pelin Batu, perşembe günü Janset, cuma günü Hilmi Yavuz ve Cengiz Hoca bizimle olacak. Orhan Gökdemir'i de bugünlerin birinde alacağız. Orhan Gökdemir'i de unutmuş değiliz ama o bizden olduğu için bu planlama gidecek. Yani bu hafta konuklu gideceğiz. Bir de böyle biraz deneyelim istedik. Hayırlara vesile olsun. Yarın akşam gösterici olacakları da teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım Seda gelsin. Hemen merhaba. Seda'cığım hoş geldin. Sabah baktım Instagram'dan söyleyeceklerim var diye duyuruyorsun. Maşallah dedim. Duyuruyorum. Aslında sen salsan söyleyecek çok şeyim var da. Biliyorsun bizim Nezen Teyfi'nin böyle sansürlüce söyleyeyim. Çok değişik bir sözü vardır. Türk milleti acayiptir der. Her lafı kaldırmaz. Küfür edersin aldırmaz ama bizzat yaparsın
küfür edersin kaldırmaz, bizzat yaparsın aldırmaz der biliyorsun. Yani biz evet. Sözlere takıyoruz, aksiyonları unutuyoruz. Sempatik geldi mi bir insan? Oğlumuz, evimizin çocuğu, başımızın tacı. Bir insan biraz antipatik oldu mu tamamen o neyi temsil ediyorsa etsin. Onun karşısındayız. Yani bir ikiyüzlülük, bir analitik düşünememe, bir bilgiyi alıp bunu içselleştirip de hayata uygulayamama, en enteli geçinen, en öğretim görevlisi geçinen, halen yüzeysel, bize nasıl ne verilirse o şekilde alıp kabul etmeye alışmışız. Hadi bir Sedacığım, konuşalım yok. Sedacığım, şimdi seninle bugünkü konuşacağımız konu açıkçası ben farkında değildim. Gördüm ve irdeledim. Önemli buluyorum kendi payıma. Şundan dolayı bana işaret ettiğim mesele temel bir etik sorundur. Önce onu ortaya koyalım. Hemen. Biz yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. O yüzden bu konuşmayı önemli buluyorum. Sen de oradan devam et lütfen. Biz şunda yanılıyoruz. Mehmet Ali Erbil gibi şu anda toplumda belki de çok ağır eleştiriler alan ve haklı ağır eleştiriler alan birisinin söylediğine itibar edilmez zannediyoruz. Yanlış. Tam tersine söylediği konuda en çok ona itibar edilmesi gerekir. Çünkü olan biteni içinde olduğu için en iyi o bilir. Teşbihte hata olmaz. Seda ile ikimiz hırsızlık yapsak hırsızız. Ama birimiz itiraf ettiğinde en doğruyu o bilir. Dolayısıyla bu konuşmanın, bu yapacağımız konuşmanın, Seda da iyi bir gözlemci. O çevreleri de bir süredir gördü, biliyor. Yani uzun bir süredir. Bahseden insanları da bizzat tanıyorum. Tanıyorum. O yüzden buradan hareketle bu söyleşi yapacağız. Önce Seda, bilmeyenler açısından, biz çünkü video olarak veremiyoruz YouTube'da ama sen söylersin. Mehmet Ali Erbil'in iddiaları neler? Önce onu söyleyelim. Ya da bir magazin sitesine açıklama yapıyor. Kendisine deniliyor ki artık sen neydi onun sunduğu yarışma programı? Turnike miydi? Meşhur onunla meşhur olan. Cem Davran sunacakmış, sana bu iş niye verilmiyor diyor. O da diyor ki Acun'un kanalında yapılıyor bu iş. Acun diyor beni 10 yıl önce kara listesine ekledi diyor. Peki diyor neden seni kara listesine ekledi? Ben onun diyor FETÖ bağlantısına dem vurmuştum 10 sene önce. Beni başka bir yerde çalıştırmıyor artık diyor. Ve diyor bakınız diyor Acun'a diyor. Acun diyor nasıl bu kadar diyor işte FETÖ'cülükle adı anıldı. Adnan Hoca'cılıkla belgeleri var. Nasıl diyor hiç araştırılmıyor? Nasıl diyor bugünlere kadar geliyor? Nasıl diyor bu parayı kazanabiliyor? Ve bunu sorguluyor. Bu da diyor bir ele alınsın diye bir nevi ihbarda da bulunuyor. Şimdi buraya kadar söylediklerin hepsi kanıtlı ve doğru şeyler. Bunu Mehmet Ali Erbil söylüyor. Evet Mehmet Ali Erbil artık alt tarafından sevilmiyor. Mehmet Ali Erbil'le ben de birebir dost olmam. Aynı bankta gazoz içmem. Ama Mehmet Ali Erbil'i de yok sayamam. Şimdi bizde bir göz yanılgısı var. Bakın Acun'un masasında en Seda, büyük işçiler fantayı. Seda bir dakika devam edeceksin ama şu söylediğim bir şey önemli. Adnan Hoca ile ilgili olarak yani Adnan Oktar ile ilgili olarak kanıtı zaten biliyorduk. Seninle yaptığımız programda da koyduk. Fakat Gülen meselesi ile ilgili mesele hakkında senin özel bir bilgin var mı? Yoksa... Yok bir kanıtım yok. Sadece işte hepimizin duyduğu kulislerde konuşulan işte bu işin Ebru Gündeş'in kocası Raza Zarrab'a kadar giden işte Amerika'daki bağlantıları özel uçaklarda yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz ama bunları iddia diyelim. Bunların hepsine tamam, iddia diyelim. Evet. Mehmet Ali Erbil'in iddiası diyelim ama Adnan Hoca konusunda ben kanıtları sundum. Senin yayınlarında da var. Şimdi bakın burada Mehmet Ali Erbil'i suçluyorlar. Neyle suçluyorlar? Çapkınlık, kadın delisi, parayı kumarda yedi. Acun'a bakalım. Kendisi ikinci eşiyle evliyken, kocaman kızı varken, 18 yaşında Şeyma Subaşı'yı, bunun Türkçe adı metrestir. Metres olarak 7 sene tutup gayrimeşru çocuğu 6 yaşına gelince nikahlıydı. Bunu ama bu bizi ilgilendirmez ki. Seda bu bizi ilgilendirmez ki. Yok bu özel hayat niye ilgilendiriyor biliyor musun? Bak özel hayattan vuruyorlar Mehmet Ali Erbil'i. Yani ikirciklik oradan çıkıyor. Mehmet Ali Erbil'i Mehmet kötü alışkanlıklarından. Yani biri çocuğu oluyor, biri arsız, kumarbaz, kadın. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mehmet Ali Erbil'in bence çapkınlık vesaire meselesini bilemem, kumar meselesini ama şu bence önemli olan sen biliyorsan bize anlat. Bir tecavüz olayı iddia edildi. Üstelik bu işin içinde Seda Sayan'ın evinde mi olduğu ne bileyim işte bir takım isimler geçti. Ayağa kalkıldı falan. Bence suç olan bu. Yoksa Mehmet Ali Erbil kimle günde kaç kere nasıl bir aşk ilişkisi yaşar bu beni ilgilendirmez. Yani senin parasını nasıl yemiş, hangi genç kadına gitmiş bana olabilir ne? Ama bak ben bunu paylaştığımda ve bu internet gazetesi Mehmet Ali Erbil'in bu özel röpünü paylaştığında bana DM'den gelen ve internet gazetesinde Mehmet Ali Erbil'in açıklamasının altına yazılan her şey Mehmet Ali Erbil'in
tam bir zampara olduğu ve kumarbaz olduğu yönünde. Kimse bize bak ne? Sana söyle, etiğe bakmıyor. Mesajın içeriğine bakmıyor. Ne biz demeye mesajı, doğrusuna bakmıyor. Seda, ben dün sen çok doğru bir yerden yakaladın. O yüzden benim için önemli. Sen, medyada iki yüzlülük. Evet. Bu önemli. Bir şey daha soracağım sana. Seda, bu konunun üzerinde olmanın, durmanın nedeni Acun'la iş ilişkisinin kesilmesi mi? Yoksa bu sorunların... Valla bir şey ne oldu Enver'cim? Yani iş ilişkin gerçekten haksız bir şekilde kesildi. Bunun şahitleri evet. var. Söyleyeyim. Yaşar Mahmutoğlu yönetmen. Bana o yayınladığın görüntüyü atan Reyhan Tunaboylu ya editör. Ne kadar kameraman bilmem kim varsa bunun Yüstay Uygar Ataş yapımcı. Şahitli, belirli. Orada buna tanık olan 100 tane insan var. Yani benimki belli. 3 sene geçti. Ben bunu içselleştirdim. Burada oturuyorum diyorum ki ya benim keyfim yerinde işte. Birazdan deniz kıyısında çay içmeye gideceğim. Kedim köpeğim lay lay lo. Tamam, ben bir şekilde yaşıyorum iyi kötü. Standartlarımda değil ama mutlu olmayı biliyorum. Benim derdim ben söylemezsem, sen söylemezsen, biz susarsak ne olacak? İçimizdeki adalet duygusu nasıl tatmin olacak? Şimdi ben üniversitelerde okutuluyormuşum. Tez yazmışlar filan, bu yazını öğrendim. Hoşuma gitti, biraz böyle habercilik dönemlerimi hatırladım. Benim cebimde, bakın 2014'te ben yine habercilikten kesildim. Ben ve İrfan Değirmencioğlu atıldı. Ben Star'da sabah haberi, İrfan Kanal D'de. Fatih Portakal da Fox'ta yapıyordu. Sabah kuşağıydı. Niye? Yorumlu haber istemiyor. Yeni Cumhurbaşkanı istemiyor diye ya. 2014'te şu anki Cumhurbaşkanımızın ilk Cumhurbaşkanlığı seçildiğinden bir hafta sonra 3 maaş verildi bana. Recep Bey aradı, Star'ın program müdürü. Tam 13 sene şu anki Cumhurbaşkanımız bizimle beraber. Bizim binlerce çalışanımız var. Yorumlu haber istemiyor. Bunu riske atamayız dedi. Allah da belan versin. Gidin Recep'te bulun. Yani bu kadar da net, artık kaybedecek yok, iş yok. Bu söylediğim için. Sene ben 2 sene en küçük haber kanalında iş bekledim, gelmedi. Kısmetse olur'u niye sundun? Çünkü benim yakıt, elektrik, kira, suyumu siz ödemiyordunuz güzel kardeşim, o yüzden sundum. Bir de ben dediğim sözcüğümü o yüzden sundum. Söylediğin şey için yemin etmeye gerek yok. Benzerini ben ve pek çok arkadaşım yaşadı. Onu geçelim. Ama senin şu söylediğin önemli. İkiyüzlülük kabul. Ama doğru. Bence şunu önce şunu halen güzel dersiniz. Niye abi yaşlandın, çirkinsin, meselelerin var denmiyor da kadın her bir gün iken taş gibi deniyor. Ama ondan 20 yaş küçük daha güzel bir kadın linç ediliyor. Niye Acun evimizin çocuğu, bebeği, babysi? Ya bakın ya, başkası yaptığı zaman eleştireceğiniz konular. Masasında şarap içen kişi laik bir ülkede olduğu gibi bir kadeh şarabını içemez Acun'un. Herkes gazoza talim. Büyük şarapçılar, büyük maddeciler. Bak bunları söyle. Ama dina mübahtır. Bak, nerede oluyor bu? Bahsediyoruz. Nerede oluyor mübahtır. Bu? Hayır, genç şarap mübahtır. Şarap nerede içiliyor? 18 yaşındaki bir kıza evlilik dışı ilişki yaşayıp 6 yaşında çocuğun olunca evlenmek, hatta evlendirilmek de diyorlar ona. Çok kısa sürede boşandı ya. Hani bir evlensin, aklansın, bir soyad verilsin gibi de bir iddia var. Bunlar mübahtır. Niye bazılarına mübah, bazılarına değil bu ülkede her şey? Peki şöyle niye sorayım. Niye bazıları sivri? Peki şöyle sorayım. Sen medya mensubu olarak beni ilgilendiren tarafı. Ben Show TV'de çalışırken, asıl mesele bu. Ben Show TV'de çalışırken, tabii sıradan bir çalışandık o zaman. Dışarıda dış yapımda çalışıyordum. Görevim fena değildi ama küçük paralara çalışıyorduk. Yani Reha Muhtar'ın acı var mı acı dediği, küçük gibi onun Hülya Avşar'ın kucağına oturtulduğu dönem reyting açısından. Öyleydi. Yani öyleydi. O günleri hatırlayalım. O dönemde Acun Ilıcalı muhabirdi. Şimdi ben Türkiye'de bu kadar büyük bir yükselişe, çok nadir siyasetsiz olmaz, bu görüşünü merak ediyorum önce senin. Ne düşünüyorsun? Böyle sen ondan çok daha... Dondu ama hemen sorduğunu çıkarmaya çalışayım. Bak, muhabirlikten böyle para kazanılmaz. Ben çok iyi paralar kazandım. Yapımcımdan iyi para kazandığım da oldu. Mehmet Ali Erbil benim milyon katımı kazanmıştır ve düzenli kazanmıştır. Şimdi Esra Ceyhan'ı da çok kazandı şu an, Müge Anlı of paraya para demiyor, Seda kimse kanal kuramaz. Şimdi diyorlar ki Acun paraları biriktirdi, kanal kurdu. Ya bir YouTube kanalı kaç lira yatırım istiyor? Koca bir ana yayın kanalını satın almak. Şu an 50 milyon dolar var mıdır Enver? En basit kanal. O çaptaki tabii olmaz mı? Ha, yani o çaptaki var mı? Aldı. Ya hangi muhabir 50 milyon dolar biriktirebiliyor, gözünüzü seveyim. Ben hep majör ana akım kanallarda çok reytingli programlar sunmuş kadınım. Biz niye biriktiremedik? Hatta bir yazlık bir ev alamadık ya. Böyle bir biriktirme yok bir kere. Bunu kafanıza koyun. Benim sunduğum kısmetse olur da Yunanistan'a, İspanya'ya, Amerika'ya satıldı. Nerede ya? Hani kanal alamıyor. Hatta binalarını satıyor yapımcılar. Yani
biraz daha böyle bir gerçekçi olabilir miyiz? Biraz daha birinin yüzü daha sevimli, saçlarını daha doğal tonda boyayabiliyor diye. Acun saçını da boyar, dededir de. İşte ne bileyim Acun kimi korur? Hangi şürekasını korur? Ona, onun saatine, onunla atari oynayan, onunla hadi ince seyahate gidebileni, ona tabi olanı, ona biat edeni, biat ettiğinde de kestirip atar. Yani erkek egemen. Işte yani zalim, ben şunu anlamak istiyorum. Muhabirlikten gelip siyaseten zengin olup arkadan da zalim olduğunu düşünüyorum ben. Senin söylediğin bu çok mu? Çok zalim. Tabii. Yani bir insan doğruları söyledi diye ki ben onun yüzünden, yani kız itirafçı bağlandı. Normal Seda olsa, Star TV'deki günlerim olsa bin kat daha zor sorardı. Bin kat daha haberci kimliğimle sorardı. Ben orada aman itirafçısın da işte kusura aferin de sana falan diye kıza davranıyorum ki. Hani orada bile kendimin gereğinden fazla yumuşak olduğunu düşünüyorum. Kız diyor ki benim eski arkadaşım 16 yıldır Adnan Hoca müridi. Bak bunu anlatayım. İlk eşi Seda. İlk eşi de şu an TV8.5'un başındaydı en son ben ayrıldığımda. İlk eşiyle gayet mütevazı, arabasız, yayan, üniversite hayatları varken birden Adnan Hoca ile tanıştıktan sonra bir lüks arabayla, bir Alman arabasıyla okula gidip gelmeye başlıyor. Ve bütün görgü tanıkları bu okullarından öğreneceksin. Seda başını kapıyor. Kız arkadaşı Seda o dönem, evli değiller. Hemen kapanıyor. Ama altlarına Alman arabası çekilmiş, para yönünden refaha kavuşmuş bir vaziyette. Acun'un sıkıntılı bir çocukluğu var. Ailesi maalesef bir kazada vefat ediyor. İşte zavallı bir çocuk kendi başına ne kadar yaşayabiliyorsa o kadar ilerliyor bir anda. Onun zenginleşmesi üniversiteden başlıyor. Şu anda kimse kimsenin arabasına son model, altına son model Alman arabası çekmiyor yani. Enler. Ondan itibaren de nedense şansı yaver gidiyor. Hiçbirimizin gitmedi onun mu gitti? Şimdi yani burada, bu kadar çoluk çocuk araştırılıyor. Burada söylediğin insanlar filan Polatlar şunlar bunlar araştırılıyor. Neden büyük başlara dokunulmuyor? Hepimiz merak ediyoruz. Neden ifadeler alınmıyor? Merak şimdi ediyoruz. Asıl soru bu. Gazeteci sorusu bu ve haklı bir soru ve meşru bir soru senin sorduğun. Neden? Şimdi bir burada Türkiye'deki Adnan Oktar dönemini ben Bağdat Caddesi'nde çok iyi biliyorum. Yakışıklı çocuklar, güzel kızlar orada camilerde toplanmalar. Bu arada da ihtiyacı olanları almalar ve orada başörtüsü o zaman şimdiki gibi dudak dolgulu kızlar değil başörtülü kızlar vardı. Aynen. Bir zenginleşme yoluydu. Birincisi bu doğru. İkincisi ve bence daha önemli olan bir televizyon kanalı değil, birçok televizyon kanalı ve dijital alanlar da kurulduğu zaman ki hepimiz Acun kadar kafası çalışan. Hayatta futbol takımları, tekneler, sayısız araçlar, eşsiz saatler falan yani bu olmaz. Böyle bir zenginlik yok. Ted Turner mısın ya? Sen yani CNN International, Fox International, işte CNBC falan, Entertainment, uluslararası bilmem nelerin sahibisin. Ne ara oldu? Kaç tane böyle zengin var? Vergi sıralamasında kaçıncı? Neden bankada param yok diye o zaman ifade veriyor. Yani röportaj veriyor daha doğrusu. Neden bu kanıtlanmış her şeye rağmen bir ifadeye çağrılmıyor? Seda, o ikinci sorunun üzerinde duralım ama bankada para olmayabilir, paralar İsviçre'de olabilir. Nereden biliyorsun? Aynen öyle. Biz bunu kanıtlayamayız. Yani, zaten ben bu sap çocuklara da dedim. Bu yakalanan şeyler var ya, Dilan Polat ve Şürek. Orada çok çocukluk değil ama onlarınki de. Yani efendim? Onlar da saf çocuklar değil yani. Onlar maşa bak. Onlar biraz zekalı. Ya maşa ama suçlu. Saf değiller. Saf suçlu. Değil. Onlar suçlu. Aptallıkları şurada. Biraz zekaları olsa parayı İsviçre'ye gömüp Karayipler'de yerler. Burada saçlarına bir gürüyle dolamazlar. Yani bunları bir yere kullanmış, posa diye atmış. İçişleri Bakanlığı da önümüze bizim adalet duygumuzu ve vicdanımızı tatmin etmek için baka size kimleri yakaladım diye getiriyor. Bizim istediğimiz bunlar değil. Pınar'ın başı, kaynaklar. Yani şimdi bak Mehmet Ali Erbil diyor ki Acun bana iş verdirmiyor 10 senedir diyor. Ekmeğimle oynuyor diyor. Sadece Acun değil. O iş bir yerde iş bulamaz artık. Hem kendi artık müptezel alışkanlıklarından diyelim artık halk sevmiyor. Hem de öyle olmasa bile Acun onu reddetti ya Kanal D'de de bulamaz. Demirören'le Acun ilişkisi. Artık biliyorsun eskiden kanallar vardı. Bağımsız sahipleri vardı. Rekabet vardı. Şimdi klik. Şimdi klik. Bir yer seni kabul etmiyorsa hiçbir yer etmez kardeşim. Çünkü sen onların istediği o ilkokul mezunlarına maruz kalıp hiçbir bilgi sunulmadan saftır kahvede oturur gibi hani realite olmadan insanı düşünmekten alıkoyan o saçma sapan programların içerisinde sürüklenmek istedikleri yerden uzaklaştırırsın. Senin gibi biri, benim gibi biri değil mi? Ya ben şaşırıyorum. Benim işte 450 bin falan bir takipçim var Instagram'da.
Yalvarıyorum biliyor musun? Cahiller takip etmesin. 5 kişi etsin ama beni anlasın ya. Yani çünkü fark yaratmak istiyorum. Ben bu Instagram'dan falan da para kazanmıyorum zaten. 3 yıl da geçmiş. Hatta 2 yıl geçti. Önce bir şey denedim, olmadı. Olmadı, arkasında duramadılar. Korkusuz diye bir şey denedik bir yayın kanalında. Ama benim sormak istediğim Türk halkına şu: vicdanınız rahat ediyor. Mehmet Ali Erbil'i gömdünüz. Ve bak, inan bana, niye özel hayatı getiriyorsun diyeceksin. Adama demiyorlar ki yalan söylüyorsun. Adama diyorlar ki parayı kadınlarla harcadın, kumara verdin. Ya adamın söylediklerine bak, nereye harcadığına değil. Seda burada ya ilginç... Acun bunu yapmadı mı? Seda burada ilginç bir şey var. Bence Mehmet Ali Erbil örneğinin asıl altının çizilmesi gereken bir başka mesele var. Demin sen söyledin, sanki o sıradan bir şeymiş gibi, geçmeyelim onu. O da şu: şimdi Mehmet Ali Erbil'i toplum sevmediği için o olsun diyor. Koyduk kenara. Ama başka bir örnek olabilir. Çok sevilen, çok sayılan bir isim. Yine aynı sebepten dolayı, Acun sevmediği için, onun klik arkadaşlıklarından dolayı medyadan dışarı atılabilir. O zaman da ben şunu söyleyeyim. Ben mesela öyle hissediyorum. İşte onu söyleyeyim. Erdoğan'ın siyasi baskısıyla bu isimlerin iktisadi ve bu eğlence dünyasındaki baskısı arasında ne fark var? Bence asıl sorun bu. Zaten hükümetle bir hareket ediyorlar. Net değil mi bu? Evet. Evet. Ya bu gayet açık artık. Yani hükümet seçiyor kimin parlayacağını, para kazanacağını, nerede çalışacağını. Ama herhalde daha Erdoğan... Daha önce bahsettiğimiz benim eski partnerlerimde de durum aynı. Tamam, Hakan Ural için diyorsun sen. Yani nasıl kabul ediyorsun kanala? Şimdi şu anda ben en yukarıdan icazet alırsam Acun'la da barışırım. Her şu anda Mehmet Ali Erbil'de kınıyorum. Bu kadar lafı ediyor, sonra gidiyor barışırım çalışırım diyor. ne yapsın? Yani ben barışmam abi, çalışmam da. ne yapsın derken o da bir alışkanlık. Çünkü siyasette küfür ettiğin ertesi gün el sıkışıyorsun. Bu işlerde de küfür ettiğin ertesi gün yüzde geliyorsun. Bak, önemli bir şey daha var senin söylediğin. Bence onun altını çizmek lazım. Sorular. Bir, Adnan Oktar sürecinde ne oldu? Kopuş nasıl oldu? Gülen cemaatiyle bir ilişki oldu mu? O ilişki içerisinde hangi iktisadi meseleler vardı? O ilişki içerisinde futbol ve futbolcuların rolü neydi? Çünkü orada biliyorsun çok büyük bir operasyon var. Daha sonra özellikle bu son fon meselesinde Fatih Terim fonun türündeki organizasyonlar içerisinde Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, yayın meselesi, Galatasaray içerisinde Acun sarayla kimler arasında arabuluculuk görevi yapıyor? Benim bir iddiam şu: Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesinde Erdoğan'ın talimatı vardı. Gelebileceği tek kulüp de Fenerbahçe'ydi. Aracı da Acun oldu. Sebebi de şuydu: Mesut Özil Erdoğan'a destek verdi. Alman milli takımından da dışlandı. Erdoğan da ona bir vefa örneği ya da bir sembol haline getirdi. Ya bir de bize vefa duysalar be. Ama işte bak, orada Acun'un rolünün büyüklüğünün altını çiziyorum. Şimdi ben şunu soruyorum. Bu kadar rolü bu kadar büyük olması. Bak, FETÖ anlıyorum. FETÖ kısmında bir bilgim, bir kanıtım yok. Adnan Hoca kısmını geldi bana sor, kariyerime mal oldu. Net yani. Arkadaşım dediği işte Ceylan Hanım çıktı benim yayınımda bana, 16 yıl birlikteydik. Patronuna sor, o daha iyi bilir bu örgütten nasıl çıkılmayacağını. Her şeyi de bilir, itiraf da eder dedi ya. Üstelik Acun Ilıcan'ın arkadaşım, bağlayın da atlayın diye bağladığı kadın bu. Adnan Hoca kısmını bana sor. İlişkileri evet değişik, birlikte çalıştık. Bizi bak, sabah 5'te kalkıp işe gidiyorum, program yapacağım. O çok sevdiğiniz Acun 3'te toplantı yapar. Gidersin Levent'teki yerine beklersin. Jetlag var ya, hani gidiyor sürekli, uçuyor, uçuşta yoruluyor. Masajını yaptırır, senin 5'te işe gideceğini düşünmez. Yani çok insancıl ya. Çok mütevazi ya. Masajdan canı isteyince iner, seninle toplantı yapar falan yani. Sen sabah 5'te işe gidiyorsun demez. Bu mudur halkçı, bu mudur emekçi? Yani bu mudur şımarmamış? Bu halkçı emekçi diyen var mı? Dolu. Evimizin oğlu. Evimizin oğlu. Aman şöyle iyi insan. Aman Mehmet Ali Erbil'e nasıl kıyaslarsınız? Her şey imaj. Neden insanlar analitik veya eleştirel yaklaşamıyor? Ben bu arada senin Mehmet Ali Erbil'le kıyasladığını da görmedim ki. Sen sadece olguları konuşalım dedin. Yani ben senin Mehmet Ali Erbil makbuldür, bu kötüdür dediğini de duymadım. Olguları konuşalım. Asla demedim. Bak, ben sana açık açık söylüyorum. Aynı bankta Mehmet Ali Erbil'le gazoz içmem. Bak, aynı bankta gazoz içmem Mehmet Ali Erbil'le.
Mehmet El Erbil'i yıllardır bilirim, görünce selam veririm, programıma konuk olmuştur. Ama bunu söylüyorsa bir kere entelektüel bir adam, konservatuvar mezunu, 50 sene şovmenlik yapmış. Yani bu piyasa hepimizden iyi biliyor ve çok iyi paralar kazandı. Nereye yedi beni ilgilendirmez. Halen şunu diyebilecek kadar da saf. Hani ben işte barışırsa giderim tabii, ben kin tutmam. Niye? 300 euro vardı diyor. Parasız kalmış. Ben de eski günlerimin onda biri, yüzde biri seviyede yaşıyorum ama hayatımı küçültebiliyorum inandığım şeyler için. Yalnız da oluyorum. İnsanları da küçültüyorum inandığım şeyler için. Benim şu an bir özgürlüğüm, bir de canım var ve bunları da almak isterlerse buyursunlar. Hani neden mahrum edebilecekler ki beni başka? Özgürlüğüm ve canımdan başka. Ya ben bir Adnan Hoca'cı müridi. 480 seneyle yargılanan kadın için işten atılmışım. Hem de Dominik'ten. Ben mi yargılandım kardeşim? Ben mi mürid oldum? Ben mi gittim yurt dışı bağlantıları kurdum, belimde silah taşıdım? Ben mi yaptım bunları? Aslı Çin'i şahit işte. Oturdu Acun bana, dedi ki sen kimlerle uğraştığını bilmiyorsun. Bu kadın belinde iki silah taşırdı dedi. Hani o benim uğruna işten atıldığım kadın. E ama sen beni işten atıyorsun ya. Ben onu, onu da anlamadım. Belinde ister iki silah taşısın, ister on silah taşısın. Sen gazetecisin, soru soruyorsun. Hadi, hadi ne yapacaksın yani şimdi sen? Hep. Yani ama beni burada uğracak demeye getiriyor. Fazla kurcalama demeye getiriyor. Artık ne demeye getiriyor bilmiyorum Seda, ki. Seda sen bana şunları söyle. Bunları kayda geçerek kapatalım. Keşke tazminat alsaydım be Enver. Bak onu söyleyeyim yani. Böyle kuru kuru gurur böyle, anladın mı? Neyine gurur be kadın? Zaten erkek dünyası bu piyasa. Şöyle bir de öptüm ben Acun'u. Hatta arkamdan demiş ki ne kadar yumuşak karşıladı. Bir asabi görünüşüm var ya, sağ ol deyip çıktım burama gelmişti. Ha keşke bari tazminat isteseydim. O Seda, Acun'a sormak, ya Acun'a iktisadi olarak söylüyorum. Şu bağırmasın, çok özür dilerim. Önemli. Kim o bağıran? Çık dışarı, çık. Bağırsın ya. Biz onları hayvancılıkla uğraşıyorum ya burada. Kedi, köpek. Hayvanları seviyoruz. Ya. Bağırabilir. Seda bana şunu söyle. Hangi soruların sorulması gerekiyor sence? Benim Acun'a soracağım soruların birincisi servetin kaynağını göster. Birincisi. Bunu kimse İkincisi, sordu bugüne kadar, hayır. Ya ben yıllardır televizyondan da sordum, hiç buna cevap gelmedi. Mesela servetin kaynağı bence önemli. Küresel olarak bir futbol takımı alacak kadar paranın buradan mı dışarı çıkarıldığı, yoksa ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Türkiye içerisinde 22 bin euroluk bir şey yapılan, EFT yapılan parada bankanın artık telefon açtığını gördüm, tanık oldum. 22 bin euro için banka hem de yurt içinde telefon açıyor, parayı nereye gönderiyorsun diye insanlara. Yani daha o kadar söyleyeyim. 5 tane İngilizce kitap ısmarlıyorum her ay. 6. yıl ısmarlayamıyorum, gümrükte takılıyor. 5 tane yurt dışından çünkü kitap alma hakkım var. Böyle bir demir perde ülkesinde cumhuriyetle yönetildiğini sanan safların ülkesindeyiz. Bu adama da kimse çıkıp neden korkuyorsunuz ki Acun'dan mesela? Herkes korkuyor. Bak Mehmet Ali Erbil de korkuyor. Neden? Korkuyorlar. Hükümetle bağlantısı var. Bir daha seni çalıştırmaz. Aç kalırsın. İş bulamaz. Bir yapımcım vardı. Ben ilk Acun tarafından atıldığımda sonra beni Kanal D'ye çağırıp yalandan bir iki ay oyaladılar 6 ay sonra. Şimdi yapımcıma dedim ki bak hiç konuşmadım bu konuları dedim. Uygar Ataş gayet iyi biliyor durumu da. Hiç konuşmadım. Aferin dedi. Konuşmadığım için tekrar işe çağrıldım dedi. Bak. Konuşmadığım için çağrılmışım. Acıların kadını olsun. Açık sözlü olma. Yut. Sen kendin maddi, manevi, ruhsal, fiziksel kayba uğra. Ama yut. Neden? Ya tamam, madem benim artık kaybedecek bir şeyim yok. Mehmet Ali Erbil gibi de değilim. Artık TV8'de çalışmam. 1998 yılında Mehmet Nazif Günalınker TV8'de başladım. Sabah spikeriydim, gece spikeriydim. 5 sene ana haber okudum. Bütün dış politika işlerini ben yaptım. Sen de şahitsin. Beni ben o zamandan tanıyorum. Sonra Gökmen, onlar da abi ya ana haberdeydin. Gökmen geceyi yapıyordu o zaman. Tuncay Öz falan, bir sizin takım oradaydı. Tuncay daha yeni konuştu. Bak 13 sene 14 sene çalışmışım 2012'ye kadar. Memur gibi ya. Bu bir başarıdır bir kere. Bir günde gelmez başarı. 15 sene alır en az bir günde gelen başarı. Tabii bir şimdi de habercilikte güvenilirlik diye bir şey de var. Kolay değil ve kadınlara pek yaptırmazlar ana haber. Yaptırmazlar. Aynen. Yani. Bak şimdi de yaptırmaz. Evet Seda'yı. Seda Acun susturdu seni. Siyaha düştün. Sesin gitti sesin. Ses. Hayır şeyden kameradan aç sesini. Orayı kapattın. Oo dur. Evet şimdi konuşabilirsin. Geliyor mu? Evet.
Süper. Mehmet Ali Erbil'er adı. Görüntülü. O yüzden siyah düştük. Herhalde aramaya da devam eder. Yani şimdi şu Konuşup söylesene bize. Ha canım. Ne söylediğini, yayındayım, duyalım ne söylediğini. Bu telefondan arıyor. İkisini birden nasıl yaparım? Seninle YouTube'dayken buradan cevap verirsem YouTube kapanıyor. Ha peki, sonra söylersin o zaman. Şimdi arıyor yani, canlıyken arıyor. Şimdi şunu anlamıyorum. Neden bu ülkede? Bak, İbrahim Tatlıses'e laf söyleyemezsin. Bence silah ve bir kadın ve bir sanatçı bu kadar cümle içinde anılırsa günün sonunda vurulması da çok acayip değildir mesela. Hülya Avşar'a temenni etmeyiz ama mafya. Ha, Hülya Avşar'a laf söyleyemezsin artık. Yaşlısın, selülitisin ve şişmansın diyemezsin. O hep ama... ülkenin en güzel kadınıdır da 40 yaşındaki güzelim kadını gömersin. Neden bazı sanatçılara da, bazı iş adamlarına da, bazı televizyonculara da bir dokunulmazlık var bu işin içinde, bizim sektörde. Ve neden bazıları vurun abalıya kardeşim? Kim evet. Kimin açığını niye kapanıyor? Bu neyin klanı? Eylül Öztürk'le evet. Program yaptık, evet 3 ay yaptık Eylül. Orada muhabirimizdi. Dış çekimleri yapıyordu. Yapımcımız da şu an Hakan Ural'ın programını yapan Hülya Hanım'dı. Eylül Hanım'ı ben seçmedim. Eylül bana çok da iyi ve kibar davranmış. Genç bir kızdır. Hülya Hanım'a sorun güzel kardeşim. Kötü bir şey söylemiyor yani. Hülya Hanım'ın da böyle şeyleri var ha. Yok, kötü bir şey söylemiyor. O programı yaptım diyor. Ben tanıyorum Fatma Hanım'ı. Ay kötü bir şey söylemiyor. Şimdi insanlar beni görünce magazin figürü falan zannediyor. Kısmetli olur ve sonrasından itibaren. Kimse bilmiyor ki ben TRT spikeriyim. Yurt dışında 7 tane Avrupa Birliği gazetecisi var, biri benim. Ana haber, gece haberi, dış politika muhabirliği. Bu işin mutfağından çıkmışım, gelmişim, sürülmüşüm. Mütercim, tercümanlık okumuşum, burslar. Sen biliyorsun. Şimdi bu yeni nesil tanımaz diye söylüyorum. Magazinci kadını almış ne konuşuyor diye. Yok. Biz buna maruz, mecbur kaldık. Ya bu arada ben şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Sen de Mehmet Ali Bey'i ara. Bana da bilgi verirsen sevinirim. Şunu söyleyeyim. Gazeteci, iyi gazeteci ise magazin muhabiri olduğunda da siyasi haber yapar. Oradan Haluk Şahin'i çıkıyor. Tanıyorsun değil mi? Bizim tabii. Dostumuz Haluk Şahin abimiz. Geçen hocadır canım. Ilgili. Fransız hocadır Haluk Şahin. Tabii. Ha bak, orijinal üstü. Anırım yani. Da. Çok severim. Haluk hocam dedi ki, bak dedi, magazin hayatın çekmeceleridir. Fransızca'da da bu anlama geliyor zaten. Oradan almışız. Aslında dedi, hafife alınacak basit bir şey değildir. Yani az önce Ekrem İmamoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ın dekoltesini konuştuk. Tayyip Erdoğan'a daha çok yakışmış. Bayağı da göğüs, kol varmış adamda. Yani sana katılıyorum birçok konuda, o konuyla da ilgili. O külliyeye elleri arkasına girmesiyle zaten suç değildir ama tavır. Bir insanın eğitimi, kültürü, görgüsü, tarzı, ustalığı, egosu bilgisi verir. Benim kişisel bir derdim yok ama şeyi kabul etmiyorum. Ben Türkiye'de bu saatten sonra laiklik konusunda hassas olmayan, çünkü laiklik olmayınca hukuk olmuyor. Hukuk olmayınca kadın hakkı, erkek hakkı palavra. Hukuk olmayınca zaten paranı da alamıyorsun. Kapitalizmdeki birinci kural mülkiyet kuralı, oturduğun evi elinden alabilir. Yani sosyalizm yapmak... Bir de hukuka inanç kalmayınca ortalık Texas'a, Muz Cumhuriyeti'ne dönüyor. Tabii. Gördüğün gibi oluyor yani. Seda, sen Mehmet Ali Bey'i ara, bir şey olursa bize haber verirsin. Alabilirsin onu. Şimdi arıyor, bir de sesli mesaj atmış aslında. Sen bir konuş, ayıp olur. Şimdi izni almadan şey yapmayalım. Tamam, biz sen ne zaman isterse bağlanalım. Her zaman aklıma söyleyecek çok şey gelmiyor ama tamam. Kendime sorarken çok şey geliyor. Ben zaten herhalde sana bir söyle. Çok teşekkür ediyorum. Seda hocam. Sen bir konuş bakalım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tepkilere bakalım. Evet sevgili dostlar. Beni